Merhaba arkadaşlar bu videomuzda bir takipçimizden gelen istek üzerine Discord'da RTC bağlanıyor, bağlanıyor veya bağlantı kesildi hatasıyla ilgili 4 farklı çözüm yöntemi göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk yöntemimizde denetim masasına gideceğiz. Bunun için hemen klavyeden Windows ve R tuşuna basıyorum. Windows ve R tuşuna bastıktan sonra karşımıza şu şekilde çalıştır penceresi gelecektir. Buraya control şeklinde yazdıktan sonra tamam diyorum. Ve böylece denetim masası penceremiz açılıyor. Buradan A ve İnternet. Ardından A ve paylaşım merkezini seçiyorum. Ardından hemen sağ tarafta bağlantıların sağ tarafında bulunan Ethernet ya da Wi-Fi adınız varsa Wi-Fi adınızı tıklıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan özellikleri seçiyorum. Ardından internet protokolü sürüm 4 TCP IP versiyon 4'ü çift tıklıyorum. Burada eğer şu şekilde ise bunu tamamen otomatik yapıyoruz. Yani otomatik olarak bir IP adresini alı seçiyorum. Ardından hemen altta bulunan DNS sunucu adresini otomatik olarak al seçeneğini seçili hale getiriyorum. Ve devamda tamam, tamam ve kapat diyerek arkadaşlar işlemimi kontrol ediyorum. Daha doğrusu Discord'daki sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol ediyorum. Eğer sorun çözülmediyse şimdi ikinci yöntemimize geçebiliriz. Bunun için Discord'u açıyoruz. Discord'u açtıktan sonra hemen şurada bulunan ayarlar kısmını tıklıyoruz. Ardından sol taraftan ses ve görüntüyü seçiyorum. Ve devamlı biraz alt kısma doğru ilerliyorum. Burada hizmet kalitesinin hemen altında bulunan hizmet kalitesi yüksek paket önceliğini etkinleştir seçeneğini pasif hale getiriyorum. Devamda biraz daha alt kısma iniyorum ve burada ses alt sistemini standart olarak değiştiriyorum. Bunu yaptıktan sonra şu şekilde bir uyarı gelecek. Tamam dediğimde Discord yeniden başlayacak. Daha doğrusu çıkış yapıp tekrar başlayacak. Discord açıldıktan sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol ediyoruz. Eğer sorun çözülmediyse üçüncü yöntemimize geçebiliriz. Bunun için hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım bir komutu kullanacağız. Ee, i̇lk olarak hemen şuradaki arkadaşlar arama kısmına cmd yazıyorum. Cmd yazdıktan sonra hemen üstte komut istemi diye bir kısım gelecek. Buranın üstünü sağ tıklıyorum ve yönetici olarak çalıştır diyorum. Gelen uyarıya evet dedikten sonra karşımıza şu şekilde siyah bir pencere gelecek. Hemen e, videonun altındaki şu komutları kullanacağız. İlk olarak şunu kullanacağız. Bunu şu şekilde seçiyorum kopyalayıp ardından bu siyah ekrana geliyorum tekrar ve burada sadece sağ klik yapıyorum. Bakın sadece sağ klik yaptığımda komut buraya yapıştırılmış oluyor ve ardından enter yapıyorum. Şu şekilde successful uyarısı geldikten sonra tekrar diğer komuta geçiyoruz. Şunu ardından bunu seçiyorum. Kopyalıyorum ve tekrar bu siyah ekran geliyorum. Ardından tekrar sağ klik yapıyorum ve enter yapıyorum. Tekrar şuradaki successful uyarısını gördükten sonra arkadaşlar işlemimiz tamam ve pencereyi kapatıyorum. Ardından tekrar Discord'u açıp sorunun giderip giderilmediğini kontrol ediyoruz. Eğer sorun halen devam ediyorsa dördüncü yöntemimize geçebiliriz. Bu yöntemimize Discord'u bilgisayarımızdan tamamen kaldırıp tekrar yükleyeceğiz. Tabi burada küçük bir püf nokta bulunuyor. Bunun için ilk olarak hemen e, denetim masasını açacağız. Aynı şekilde Windows ve R tuşuna bastıktan sonra gelen şu arama kısmına Control yazıyorum ve tamam diyorum. Buradan programlar kısmına gidiyorum. Ardından programı kaldır diyorum. Ve buradan arkadaşlar Discord'u bulup üzerine sağ tıklayıp kaldırı seçiyorum. Ve böylece Discord bilgisayarımızdan kaldırılmış oluyor. Bilgisayardan Discord'u kaldıktan sonra masa simgesi kalabilir. Zaten tıkladığınızda şu şekilde bir uyarı gelecek. Daha doğrusu programın çalışmadığına dair bir uyarı gelecek. Bu durumda arkadaşlar bilgisayar kısmına gidiyorum devamında. Şu şekilde ardından C sürücüsünü seçiyorum. Buradan kullanıcılar kısmına gidiyorum. Ve ardından hangi kullanıcı adınızsa arkadaşlar hemen şuradan da öğrenebilirsiniz. Bakın burayı tıklayıp şuradan Kullanıcı adınızı görebilirsiniz. Bakın benim bir kullanıcı adım buradan. O kullanıcı adının içine gidin. Devamında görünüm kısmına gelin ve buradan gizli üyeleri göster deyin. Daha doğrusu gizli üyeleri seçili hale getirin. Böylece burada AppData klasörü çıkacak. AppData klasörünün içine gidelim. Devamında lokalin içine gidelim. Ve burada Discord klasörünü bulduktan sonra üzerine sağ tıklayıp buradan sili seçelim. Bunu sildikten sonra tekrar pencereyi kapatalım. Şimdi Discord e, masaüstü simgesini tıklıyorum. Bakın şu şekilde uyarı geldi. Evet diyorum ve böylece Discord tamamen bilgisayarımızdan silinmiş oluyor. Son olarak resmi Discord sayfasına gidiyoruz ve buradan Windows için indir diyerek Discord'u bilgisayarımıza indirip tekrar yüklüyoruz. Büyük ihtimalle sorununuz çözülmüş olacak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.